Avcı dostu Yekpa Mühendislik, Cengiz Başkan'la gündemi sunar. İyi akşamlar. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın başlıyor. Şu anda her zamanki gibi konuklarımızı tanıtmadan önce hemen birkaç haberde söz etmek istiyorum. Şu anda ProHunt Fuar'dan yani Uluslararası İstanbul Av Silah Doğa Sporları'ndan geliyorum ve hemen canlı yayına katılıyorum. Ve şu anda her zamanki gibi kendinden birbirinden değerli dostlarım çağırdık. Kendilerini büyük abilerimiz var. Bir arkadaşımız bu konuda uzman bir avcı arkadaşımız var. Bazı konularda çok uzman olduğu ve bu konularla ilgili bize bayağı aydınlatıcı fikirler vereceğine inanacağımdan dolayı hemen bazı konfederasyon ve federasyonlardan söz etmek istiyorum ilk haberlerden. Mesela örneğin hemen şu anda fuarda geldiğim konfederasyonumuz, başkanımız Ersin Düzyol. Sayın Ersin Düzyol'umuza şu mesajları vermek istiyorum. Sayın Ersin Başkanımız ve fuarda orada burada sevdiğim bir arkadaşım şunu söylüyor. Ben onu ama yazık çok üzülüyorum bu konuya yazık. Ben sanki onu Av TV'ye benim programa davet etmiş gibi ve bir de benden 10.000 TL bakın bir konfederasyon başkanı 10.000 TL hesabına yatırıp televizyona öyle çıkacağını söylüyor. Ya şunu sormak istiyorum Sayın Başkanım Ankara'da kongre olduğu zaman ne olduğunu bana söyletme. Bak burada da abimiz var büyüğümüz federasyon başkanımız var. İspatlarım bunu. Bunu söylemek istiyor mu? Dostum akşam da beraberdik. Ama şunu söylemek istiyorum. Lütfen ben senin hesabına 10.000 doları Av TV olarak yatırdım. Kırmızı halı serdim orada. Hani diyorsun ya 10.000 TL yatır programına çıkayım. Hani senin bildiğinin ben 10 katını biliyorum. Lütfen ayıp oluyor böyle şeyler. Ve yatırdım hesabına. Bekliyorum seni canlı yayında. Ve hemen bundan geçiyorum diğer haberime. Federasyon Başkanımız Kütahya, Dumlupınar Federasyon Başkanımız Süleyman Yiğit arkadaşım. Ben şimdiye kadar inanın ispat etsin bunu. Ben bu yayından artık tamamen kalkacağıma inanıyorum ve bırakacağım. Ve beni arayarak televizyonuma hani sevdiğim bir arkadaşım mücadele etmişizdir Ankara'da beraber katılmışızdır sevdiğim bir karı arayıp ve beni canlı yayında beni çıkarır mısın diye böyle bir program ben seve seve olacağını söyledim ama son anda bunu kıvırıp vazgeçmesi beni zor durumda bıraktığını ve bunu Kütahya Avcılar Derneklerine bırakıyorum cezasını hiç hoş bir şey değil. Ve bunu burada kapatıyorum, bunu söylemek istiyorum çünkü buraya kadar doldum. Ve şu anda yanımda çok değerli bir abim var. Bir de bir ayrı arkadaşım, konuğum var. Ordu Federasyon Başkanım Kadir Çiftçi abimiz federasyonda, Ankara'da, konfederasyonda beraber mücadele ettiğimiz bir abimiz var. Ve burada büyük bir problem olduğu. Engin diyecektiniz. Ha pardon özür dilerim. Kadir Engin pardon çok özür diliyorum. Kadir Engin abimiz şu anda yanımızda rica etti sağ olsun acil bir durumdan dolayı sağ ol teklif etti geldik ama bayağı beraber bir mücadele ettiğimiz bir abimiz bir büyüğümüz. Ve bilhassa onu biraz sonra öteki arkadaşımı takdim ettikten sonra ve hemen Kadir abimiz, abi diyorum, bir büyüğümdür benim. Ondan sonra
hemen Kadir abimize dönelim. Diğer konuğum Akın Özcan. Akın Özcan arkadaşımız Edirne Kırklar, Kırkpınar Avcılar Dernek Avcılar Derneği temsilcisi. Fear Factor Arjantin'de yarışan bir arkadaşımız. 16 ülkenin katılımıyla birinci oldu bu arkadaşımız. Ama ben bu arkadaşımıza dönmeden önce Fear Factor'ın ne olduğunu, açılımını söyleyeceğim. Ve her şeyden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Konuklarıma dönüyorum. Kadir abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyiyiz. Fuardan geldik biz de sizin gibi biliyorsunuz. Apar topar geldiniz. Evet, doğru. Hoş geldiniz diyorum. Ve diğer konuğum Akın Özcan. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk, sizi tanımamızda memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Bayağı bir şampiyon, çok dikkatimi çekti. Arjantin'de bir yarışmada birinci oldunuz. Evet. Yani bu konuyla ilgili hemen döneceğim size. Hemen Kadir abiye sormak istiyorum. Buyurun. Kadir abi, bu hemen şu bir büyüğüm olarak şunu beraberdik. Ankara'da da şunu söylemek istiyorum sana. Ne oluyor bizim 3 federasyonumuz, 13 federasyonumuz? Ne oluyor sanki birbirimize hep şu anda, yani Merkez Av Komisyonu olmadan birbirine tezatlar, feste yayınlama, çekememezlik. Biz nasıl olup da bir büyük olarak sonra bir araya geleceğiz? Buna bir kısa açık özetlemesini alabilir miyiz? Vallahi ben geçen seneden ve eskilerden başlayayım. Resim kayıtlarım benim yıllar yılı önemli resimlerin içinde. Geçen sene birçok arkadaşlarımızla yine bu fuarda yine Ayak Federasyonu'nun standında yan yana güle güle oynaymışız. Şimdi ben bugün geldim. Ortalık biraz soğuk ama kimse de yok. Pek yarın bilmiyorum ne olacak. Sonuçta bir gerginlik oldu. Neden? Doğu Karadeniz'de Samsun'dan sonra 3 tane federasyon var. Yani 10 ilin konuşlandığı bir bölge burası. Artvin'den Samsun'a kadar, Amasya, Tokat, Gümüşhane dahil. Evet. Ondan dolayı burada 3 federasyon son yıllar bu MAK seçimleri yapıldığı Trabzon'da normal prosedürle seçilmiş 10 tane delegenin gittiği bir toplantı yapıldı. Toplantıda da yine bizim federasyonumuzun demeyeceğim de yine avcılıkta duayen bir arkadaşımız temsilci oldu. Ondan sonra bir kıyametler koptu diyebileceğim bir durum hakkında. Kadir abi bir şey diyeyim, hemen unutma lafını da. Bu temsilci hangi federasyon oldu? Biliyorum temsilci. Bizi katlet, hangi yani orada da kurulu Karadeniz Federasyonu'nun desteklediği Amasya Avcılar Derneği Başkanı. Sizin üyeniz mi oldu? Evet, tabii. Sizin federasyonun üyesi. Mehmet Kurt arkadaşımız. Evet, arkadaşımız. Karadeniz'in temsilcisi. Evet, hatta 3 yıldan beri yapıyor bu işi yani. Deneyimli de bir arkadaşımız. Tabii biz aşağı yukarı 10 yıldan beri ben gitmiyorum seçimlere. Aday da olmadım. Genelde Samsun'dan, 2 yıl Giresun'dan, Bayburt'tan, Samsun'dan, sağ olsun Ordu'dan gitmiştir. Sonuçta böyle gergin bir durum oldu orada. Bir rapor okunacakmış. Raporlar arkadaşımıza iletilmemiş. İşte orada bir raporun okunması zaten orada bir anlamı da yok. Tek maddelik bir toplantıdır o. Gelinir. İşte aday varsa bir yedek, bir asil seçilir. O seçilmiş zaten. Onda da bir sıkıntı yok. Feşten başları bir şey savaşı. Federasyonlar savaşı demek ayıp ama buna benzeyen şeyler oldu. Biz tabii yıllardan beri feysi bağırmak, çağırmak ve birine saldırmak için kullanmayız. Kullanmak da etik değildir. Yılda ben bir sene önce de yine o arkadaşların bir grubuna bir cevap vermiştim. Kullanmam yani. Birbirimizin güzelliklerini atarız ortaya. Orada her şeyi paylaşmayız. Bu gerginlikte maalesef işte burada gördüğünüz gibi savunulması gereken bir şeyimiz var Karadeniz'de. Belki onu ikinci planda anlatayım, daha iyi olur. Ve çok nahoş bir duruma girdi. İşte konfederasyon başkanımız da sanki biz federasyona üye olmadığımız durumda bizi gördü. Sanki üvey evlat olduk biz. Bizimkilere saldırmışsınız dönüyor. Bana ihtar veriyor yani. Niye ihtar veriyor ki? Ben
cevap yazmaya bile üşendim. 3,5 sayfanın hakkında bir sayfalık cevap abi yazdım. Abi bunu daha Kadir abi açsak. Açsak çok yani kötü bir şey ama. Yok, ben açık şeyi şey severim. Biliyorsun benim yapımı biliyorsun. Beraber çalışır. Yani konuşacak. Ne oldu? Nasıl? Ya bir başkan her şeyin sıcak kanlılıkla başkanıdır. Benim beraber gittiğim oraya giden arkadaşlar hatta birisi de burada Kaya Furtun anlatırsa belki burada abes olur ama çok etik olmayan hatta çıkışta Kaya Başkanım arkadaşımız adaydı. Kazanamayınca siz bu Bafra göllerini savunamazsanız günahı sizindir diye böyle parmağıyla tehdit ederek salonu terk ediyor. Zaten bu Bafra gölleri 2016'da Samsun İl Kav Komisyonu'nda 56 binlik dönümlük bölümü yasaklanmış. Şu mu? Evet. Kızılırmak deltası. 274 bin dönüm. Şimdi ona geleceğim. He. 2017'de de yine İl Av Komisyonu'nda Kızılırmak Deltası'nın doğu tarafı Engiz dediğimiz 19 Mayıs'tan başlayarak deniz, Bafra asfaltı ve Kızılırmak olmak üzere koca bir bölge 275 bin dönüm yasaklanmış. Bu İl Av Komisyonu da kimsenin hakkını yemeyelim, doğru konuşalım. Avcı arkadaşlarımız katılmadılar. Sonra bir ek toplantı yapıldı. İtirazlarına rağmen kabul edildi ve MAK'a gitti. Şimdi MAK'a gitmesi demek, MAK'ta görüşmesi demek. Şimdi dünyada ve şeyde önemli bir nokta. Ben bunu Facebook'a koyup Bafra'da yaptığım toplantıdan sonra yani 10 tane dernekle gittik oraya. Kadir abi müsaade et. Arkadaşlar onu zoomlayalım. Tabii. Önümüzdeki hem Kadir abi sen anlat 274 olayı. 274 bin dönüm demek. Bunun da 56 bini göl. Oradaki köyler de demek. Şimdi ben bunu şeye yazdım. Diyor ki bana Ersin Başkanımız dedikodu olur biraz. Kayıtlarda var zaten. Ya diyor sen bu işi uzatma diyor. Bu iş diyor hallederiz. MAK'ta hallederiz. Ya belediyenin eşgal ettiği bir yeri öyle MAK'ta falan halledemezmek için tabii ki eylem yapacağız. Yarın onu da konuşacağız ama özellikle kamuoyunu, avcı kamuoyunu, siyasileri yanımıza almak zaruretimiz var. Bu Büyükşehir Belediyesi'ni buradan işgali ve tasallutundan kurtarmak gerekiyor. Bir yıl testler yapılmış, asfalt yollar yapılmış, atların yaşayacağı, koruma görevlileri yaşayacağı bir yerler yapılmış. Benim çok iyi bildiğim bir yer. Benim ne diyeyim sana, nasıl anlatsam ya? Yıllarım geçti o göllerde. Baba, oğul ve torunla avlandım. Kayığım hala oralarda. Kulübelerde yaşadık o göllerde. Bütün Karadeniz'in sorunu bu. Ne benim Katfed'in, ne başka federasyonun, ne Doğu Karadeniz'in, hepimizin sorunu. Şimdi bunu sanki avcıdan saklamak gibi veya bir şey olmamış gibi, ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu kamuoyuna açacağız ki parlamenteri, bakanı, herkesi devreye sokacağız. Bir doğanın içinde yaşayan tüm hayvanları biz öldürmek için gitmiyoruz oraya. Bunu söylemek de ayıp zaten. Yıllardan beri süregelen bir olay var. Sonuç itibariyle biz beraber olup sorunlarımızı tartışmak ve konuşmak gerekirken efendim senin federasyon, benim federasyonum kavgası Ersin Bey'de siz susun sana ihtar veriyorum. Şey demesin gibi. Abi çok üzüldük yani. Şimdi Kadir abi, bana bak sen. Şimdi Kadir abi, şimdi burada 274 bin dönüm diyorsunuz. 2 milyon 750 bin metrekare. 2 milyon 750 bin metrekare der o. Bu avlak sağ mıydı daha önce? Zaten bunun 56 bin dönümü avlak. Göl ve göller. Balık Gölü, Gıcı Gölü, Cernek Gölü, Acı Göl, Çan Gölü, Tatlı Göl, Gıcı Gölü, Aybedir Adası falan denilen böyle bir göller bölgesi. Onun için bu göller bölgesinin zaten bir bölümü yasaktı. Şimdi 2016'da tamamını yasakladılar göllerin. Ve ondan sonra da Samsun Bafra asfaltının en güzel itibaren kuzeyini yasakladılar. Bunu kim yapıyor? Belediye isteğiyle oluyor bu iş. Milli parklar bunu yapma yetkisi de yok. Niye yok? Çünkü bu saha Ramsar Anlaşması'yla sulak alan. Buraya iskele yapmak, buraya efendim piknik alanı yapmak, buraya şey yapmak, doğaya aykırı, buranın tabii halini korumak hem belediyenin görevi
Hem de zaten avcılarınızın görevi, bir de daha önce ismi belli, Milli Parkların görevi. Milli Parklar 11. Bölge Müdürü yazıyor, yazıyor, tahsis yaptım, kullanın ama diyor doğayı bozmayın diyor. Oh, böyle şey olmaz ki yani kardeşim. Yani şimdi bu 274 bin dönüm arazi tamamen yasaklı. Köyler var. 8 tane köy var orada. Ya 8 mahalle oldu artık. Yasaklamanın amacı ne? Yani niye yasaklıyor bunu? Ne yani, proje bir şey mi? Zaten bu? Şimdi bir bölgesi 56 bin dönümün bir 8-10 bin dönümü Cernak Gölü ve çevresi kuş cenneti yapıldı. Güzelim orada binalar yapıldı. Geliyor turistler veya bütün halkımız resim çekiyor. Dürbünle gölü izliyor. Orada yaşayan tabiatı izliyor. Göç kuşlarını izliyor. Giderken izliyor. Kuzeyden gelirken izliyor, tam bir bölge var. Yani göçebe yolu mu burası? Tabii ki. Aa. Yani tabii Kızılırmak Deltası İç Anadolu'ya ve Mısır'a giden göç yollarının çok önemli merkezi. Yani hemen hemen birinci merkezi diyebilirim. Bir de Eşirmak var malum. Eşirmak Deltası biraz küçüktür. Fazla da göl olmadığı için Kızılırmak Deltası tam şeyin karşısında, Yalta'nın karşısında bir durum oluyor. Yani Kırım Yarımadası'nın demek lazım. Her türlü göçün başladığı ve Sinop'la şey arası çok önemli bir alan ki orada bir de diğer tarafta batı tarafında da Karaboğaz Gölleri var. 30-40 bin dönüm. Aşağı yukarı 100 bin dönümlük bir sulak alan var. Bu sulak alanın belediye tarafından işgal edilmesi söz konusu. Biz geçen sene bunun hakkında dava açacaktık. Avukatlarla görüştük. Bir takım çalışmalar yaptık. Genelde avcılarımızın, derneklerimizin pek de istekli olmadı. Bunu kimseye suçlamıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü şeyin yaptığı idarenin yasaklama kararı bir idari işlemdir. Makta. Bunun aleyhine bir dava açmak söz konusu olabilirdi. Belki bu sene yine olabilecek. Çünkü 2017 yeni bir karar alındı. Bunlar hep konuşmalıyız ve avcılarımızın derdi büyüktür Karadeniz'de. Belki de dünyada böyle bir yasaklama alanı da olduğunu tahmin etmiyorum. Yani mahalle var orada. Nasıl sen bunu yasaklarsın orada? Yani adam tavuğunu yemeye gelen çakalı bile vurmaz, suç olacak. Yani komik bir şey. Yani. Ya miskin mahalle mi giriyor burası? Normalde şimdi yani bir defa av yasaklığı baş demek, daha hiçbir şekilde avlanmak, tüfek atmak, tüfekle dışarı çıkmak suç abi. Evet. Mesela orada hatta bu seneler yasaklamadan önce bile jandarma mahallenin emriyle ava serbest bölgelerde de kaç tane tutanak yaptı, kaç defa avcımızı şey etti. Yani tanıdık insanlar bunlar, yanlış anlamayın. Tutanak yaptı yani. Bir de valilik de buna destek veriyor. Çok anlamsız ve gereksiz bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Avcılığımızı Karadeniz'de bitirmeye yönelik bir durum olarak kabul ediyoruz. Portrete etmekten öte kınıyoruz yani. Böyle bir şey düşünmek bile olaya aykırı, avcılığa aykırı. Kadir abi şunu de. Ben çok doluyum ya. Yok biliyorum, İşim çok dolu oldu. Yok biliyorum, onun için seni aldım zaten. Onun için bu şey Kızılırmak. Bunu yazdırdık işte. Onu getirdim ki ya, yani herkes bunu duysun diye. Teşekkür ediyorum yani. Çünkü bu çok yeni bir konu. Yani ayın kaçında bu alındı karar bilmiyorum da 10-15 gün önce alındı. Ondan sonra şey oldu, bu çok sıcak bir konu. Avcılarımızın da çoğu bundan haberi yok. Yani abi bütün avcılar bunu bilmiyor mu? Biliyor yani da şu anda yani yeterince bilmesi de bilmiyor yani. Ha, ne olduğunu bilmiyor. Ha, yani şimdi anlatmak yani da zor. Yani şunu mu demeyim? Merkez Av Komisyonu'nda bu tamamen yasak olup önlerine çıkmasın. Zaten şu anda şimdi bakınız, burada zoom yapabilirsiniz bilmiyorum. He. Şimdi bakın Bafra. Şu kalemi ver. Şu yapabiliyor şey, musunuz? Abi ben onu şunu arkadaşım bir zoomlasın arkadaş, anlatın gayet o arada basit, da. Gayet basit. He, şimdi dur bir zaman Kadir abi. Bekleyelim. Tamam. Şimdi öyle dur. Harika. Kadir abi şunu söyle. Burası Bafra. Bafra evet. Kızdırmak akıyor, deltanın bitimi Fener. Evet. Tamam mı? Burasından tamam. Başlıyor tamam Kızdırmak'tan. Bir bu batı tarafı. Güneyi dedikleri Bafra Engiz Karayolu, buyurun. Çizdik beyazla. Evet. Daha sonra buradan itibaren şu sahil deltası. Sahil olan kesin. Şimdi buraya baktığımız zaman şu bölüm zaten Cernak ve bölgesi, tamam mı? O ne bölgesiydi? Yani kuş cenneti dedikleri. Ha, o bölge. Buraya zaten kimse normal, bir şey demedi. Çünkü oraya yasak. Avcılar ne istiyor? Burada bir kuş cenneti olsun, kuş da dinlensin, avlanmasın ve şu bölge Ay, açıktı. Ladası olay gibi. Bu bölge açıktı bakın. Burası Ulu Göl var, kocaman bir göl, açık. Şimdi
Bu 56 bin dönüm yasakladılardı 2016'da. Şu Kadir abi tek tek gidelim. Şimdi millet evet. anlasın bütün izleyiciler. Şu ortadaki kare. Siyahlık. Göl. Yok yok şu içeride bir daha beyaz olan daire içinde alınmış ya genişe. Burada mı diyorsun? Evet evet. Burada göl, ne? Göl göl. Ha göl o Ulu, tamamen göl. Göl mü? Ulu gölü burası abi. Ha, 56 o sınırlar bin... hep evet, göl. Evet göl. Bunun içinde küçük küçük ha, bölümleri var. O dış var. Çizgi olanlar hep kara. Öyle mi? Bu tarafta şu kanallar kara. Burada çevre kanalı bu. Gölü de bir kanal aldılar. Tamam. Hani, bu alan komple şu, kaç? Şu alan göl. Ne kadar? 56 bin dönüm. 56 bin dönüm. Evet. Burası tamamen yasaklandı mı şimdi? Şimdi 2016 yasaklandı. Bitmedi daha. Canım bitmiyor. Bak olaya bak. Olay şu gördüğünüz alan 275 bin metrekare. Bunu ben kadastro mühendislerine makine koyup yaptırdım. Belki burası 300 bin dönüm. Bunu da bilmiyoruz. Net değil bunlar. Yanlış anlamayın. Niye fazla net da değil? Olabilir tabii diyorsunuz. Tabii olabilir çünkü bu tahmini bir ölçüm. Yani bunu ancak daha böyle şartlarda çalışması mümkün. Şey Kadir abi keşke onu uydudan alsaydınız. Zaten uydudan aldık ama biraz yani bu renkli de olmadığı için pek iyi gözükmüyor. Zaten yok, bunu avcılar normalde biliyor. Normalde görünüyor da hani ne kaç metrekare olarak işte, hayır, çıkabilirdi. Hayır buraya koydu aleti ölçtü. 274 bin dönüm dedi. Bir daha ölçtürdüm böyle dedim. Tabii ki bu bir ölçüm evet. hatası da olabilir ama yaklaşık bu. Bunun 5000 metrekare 10000 metrekare fark etmez. Anladım. Yani bütün Bafra'nın doğu tarafı ve de bu da Karaboğaz gölleri var malum. Şimdi oralar nasıl yasak mı? Ona şimdilik dokunmadılar. Şimdilik dokunmadılar bu bölgeye inşallah dokunmazlar diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir alan kaç tane köyün olduğu bir yer. Çeltik tarlaları var vesaire var. Ne bileyim yani akıl alacak bir iş değil. Tamam arkadaşlar kaldıralım. Çok teşekkür ederim. Kadir abi biraz müsaade. Evet. Öteki konuğumu Akın arkadaşımıza geçelim. Edirne Kırkpınar Avcılar Dernek temsilcisi. Akın kardeşim bir şey sormak istiyorum. Avcılar bunu soruyor. FES'te geliyor. Fear faktör Arjantin'de. Evet. Açılımı nedir fear faktörü? Bunu bir açıklar mısınız? Fear faktörü aslında korku testi başkanım. Korku? Korku testi. Evet. Her insanın farklı korkuları vardır biliyorsunuz. Kim insan yükseklikten korkar, kim insan hayvanlardan, vahşi hayvanlardan korkar. Kim bu insan... şey mi oluyor? Aynı şey mi oluyor? Hiperaktif gibi bir şey mi oluyor? Yani aslında bir nevi öyle ama orada siz bütün korkulardan... korkularla baş edebiliyor musunuz? Baskı altında, stres altında sakinliğinizi koruyup yarışma anlamında performans gösterebiliyor musunuz? Bunun testi. O yarışmada işte şu an yarıştığımız şeylerden biraz bahsedeyim. Biber gazı dolu odaya girip biber gazı verilirken aynı zamanda işte yerde anahtarları arayıp anahtarları bulup kilitleri açmak. Su dolu tüplerin içine elleriniz yavaş yavaş gidelim. Tamam. Akın arkadaşım yavaş yavaş gidelim. Tamam. Odaya giriyorsunuz. Göz yaşartıcı biber gazı mı? Evet. Göz yaşartıcı. Yandan aynı zamanda biber gazı. Yani havayla veriliyor içeri gözleriniz yaşıyor. O anda anahtar mı arıyorsunuz? Nefes alamıyorsunuz. Gözleriniz yaşarıyor dediğiniz gibi o, aynı zamanda da. Ne kadar orada durabiliriz? Bulana kadar mı yoksa doğru anahtarı bulana kadar ya da pes edene kadar. Pes edene. Evet. Pes sonra ederseniz zaten eliniyorsunuz. Bulduk. Pes edenler eliniyor. Pes edemeyen bulanlar içinde de en hızlı bulan o kategoriyi birinci olarak tamamlıyor. Oradan sonra orada mı bitiriyor? Yok. Bu sadece biri. Bir bölüm mü? Ondan sonra devam edelim. Bunun gibi 15 tane bölümden geçtik. Mesela bir bölümde su dolu tüpün içine elleriniz ve ayaklarınız kilitli olarak bırakılıyorsunuz. Ben galiba böyle bir program seyrettiydi mi? Havuza atıyorlar kelepçe. Evet, o mu? Evet. Peki oraya atıyorlar sizi. Orada ne kadar dayanıklılığını mı ölçüyor? Ne zaman anahtar mı arayıp buluyorsunuz? Evet. Doğru anahtarı buluyorsunuz. Doğru anahtarı bulup önce bacaklarınızı sonra ellerinizi açıp Akın arkadaşım şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi böyle tek tek gidelim ki herkes anlasın. Orada daldım ben. Ellerim kelepçeli. Hatta bir kısım gördüğüm hatırladığım kadar yanlış olursa düzelt beni. Birkaç tane yani anahtar var. Onun içine seçiyorsunuz şimdi. Evet aynen öyle. Seçtiniz, buldunuz. Açıyorsunuz kilidi, çıkıyorsunuz. Aynen öyle. Bulamazsanız bulamazsınız. Pes edip
test ediyorsunuz. Çıkıyorsunuz dalgıçta tabii güvenlik evet, önlemleri alın. Hemen. Oradan sonra ne oldu? Geçtiniz onu. Ondan sonra akrepler, yılanlar, böcekler, fareler olan akvaryumların içine bırakıyorlar sizi. Onların içinde... Sizi böyle akvaryum dediğiniz yani böyle bir... Çok büyük, insanın girebileceği kadar... Girebile, oturabileceği bir akvaryum. Yatabileceğiniz kadar, oturabileceğiniz kadar aynen. Onun içinde bu hayvanlar varken aynı şekilde şey yapabiliyor musunuz? Sakinliğinizi koruyup işte... Orada oturmak mı? Yok, orada da aynı şekilde. Ha, orada da kilit var. Onlar size hamle yaptı, ne gibi tepki alıyor, korkuyor musun? Öyle mi oluyor? Aynen öyle. He, aldım. Onu da tabii ki hiperaktif değilsen, ona karşı bir şeyin yoksa orayı da geçtiniz diyelim. Orayı da geçtiniz. Ben görüyorum bazı başaramayan bağıranlar var. Evet. Strese nasıl yükseklik korkusu olan hayvan, yılan korkusu. Aynen. Bilhassa çoğu %80'inde olan bir şey. Ondan sonra nereye geçiyorsunuz? Ondan sonra bir bölümde de şey vardı. Ağzımla akrepleri bir... Kaseden alıp, bir akvaryumdan alıp ağzınızda diğer akvaryuma aktarıyordunuz. Ağzından akrebi alıyorsun. Evet. Kadir abi görüyor musun? Peki beyge şurada. Ya Kadir abi burada sen kafana da takılan bir şey olsa sor. Yani değişik bir şey oluyor. Yani dayanıklılık için ben getirdim arkadaşı sağ olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Peki o akrep zehirli değil mi yoksa akrepti yani? Değilse olmayabilir ya, ama. Zehirli değildi o herhalde. Beni sokmadı, sokarsa ne olurdu bilmiyorum. Ama onu demiyorlar mı size, bu zehirlidir bilmem nedir diye değil mi? Orada tabii ki o korku ortamını yaratmak için. Demiyorlar size ki korkasınız diye. Aynen öyle. Peki aldınız ağzınızla koydunuz. Evet, onun bir süresi vardı işte 2 dakika içinde en fazla kim akrebi o kaseden buraya alabilecek? 2 dakikada? Evet. 2 dakikada alamadığınız zaman eğleniyor musunuz? Yok hayır, en fazla sayıda yapabilen. En kısa zamanda bunu tamamlayan oluyor değil mesela mi? Mesela bayanlar falan bazısı çok korkup hiç alamadı bile. Yani yaklaştığında zaten geri çekiyor korkan bir insan kendini. Bayanlarla şey erkek aynı şeyde mi yarışıyor? Tabii 8 bayan 8 erkek yarıştık biz. Bayanlar da. Evet bayanlar da vardı. Ama kondüksiyon yani fizik olarak bayanların... tamam o hayvanlarla ilgili olunca. Ama yani sonuçta onların da en başarıları geliyor öyle düşün yani. Ama bu konuda da biliyor musun bazı şeylerde geçen hani ona da laftan lafa atlıyorum. Mesela dünya şampiyonu trapçı bayan arkadaşlarımızı çıkardık. Skitçileri çıkardık. İnşallah ileride de engelli arkadaşlarımız da var sporcu milli takımda. Yani ben duydum onu seni yani çok hoşuma gidiyor. Değişik bir fear faktör diye. Yani hoşuma gitti ve kaçtı. Arjantin'de 16 ülke yarıştı. Ondan sonra ne oldu? Çok farklı şeyler de vardı. Ondan sonra yükseklikle alakalı bir sürü etap vardı. Mesela 50 metre yüksekliğinde iki binanın arasına bir ip ve merdiven geliyordu. O merdivenin üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçmeniz gerekiyor. Ki 50 metrede aşağıya çekiyormuş gibi oluyor seni. Aynen, hiç kolay bir şey değil. Ya biliyorum, tahmin ediyorum. Ben askerde İtilal'da komando olduğum için çok iyi bilirim. Ama yani İtilal'da rahmetli de demiyorum. 2 ayda onun yüzünden fazla askerlik yaptım. Ben İzmir'de yaptım. Komando birliğinde. Tarış olaylardaydım. Bu arada da onu zikredeyim. Orada şeyde bölümde kayalarda değil, yükseklik korkusu aşağıdan bakıyorum. Yani öyle ne var ya falan buradan ben inerim diye. Ama yukarı çıktığın zaman böyle bakıyorsun geri geri duruyor. Onun için ben ona çok dikkat ettim. Ben gördüm bunu. İki binanın arası öyle alttan göründüğü gibi olmuyor. Ne zaman o ayakların yanlış isem düzelt. Ayakların altında sanki böyle bir karıncalanma oluyor. Doğru mu? Kesinlikle. Hani böyle sanki düştüm bir şey. O zaman ne yapmak gerekiyor? Mesela biliyorum oradan da geçtin. Yani önüne bakmak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani aşağı bakarsan daha çok tedirgin oluyor. Öyle mi? Ne yaptınız? Öyle. Valla başkanım benim açık söyleyeyim. Ben orada hani bana bir şey olacağı düşüncesini kesinlikle kafamdan çıkardım. Bana bir şey olmayacak. Ben şu an sadece bir oyunun içindeyim. Bilgisayar oyunu oynar gibi kendimi hissettim. Aşağı bakma. Bu şekilde motive ederek, yok baksam da bana düşmeyeceğim burada biliyorum ben düşmeyeceğimi diyerek. Korkunuzu yeniyorsunuz bir şekilde. Bastırabiliyorsunuz. Aslında biliyorsunuz korku bastırılabilir bir şey.
Tabii o kafanızdaki her şey beyninizde, her şey odur zaten. Ama onu da yapmak çok zor bir kesinlikle şey biliyorsun. Yani. Herkesin yapabileceği. Yani. Oradan sonra binalar arasında geçtiniz, ondan sonra ne parkurlar vardı? Evet, ondan sonra araçlarla ilgili parkurlar vardı. Mesela o çarpma mıydı yani? Giden bir tır, tır 50 km süratle gidiyor. Tırın ön dorsesiyle arka lastikleri arasında bir arabanın geçebileceği kadar yer var. Yer bırakmışlar. Siz giden tırın altından arabayla gidip diğer tarafına geçiyordunuz. Arkasından geçip bir daha. Yani bu, iki lastiğin arasından yani arabayla arabayı geçiyorsunuz. Arabayı siz mi kullanıyorsunuz? Ben kullanıyorum. Peki arabanın nedir? Gücü, şeyi önemli yoksa böyle hani basit bir arabayla mı geçiyorsunuz? Basit, çok eski. Yani hatta 1970-1980 model külüstür bir araba vardı altımızda. Vitesleri bile zor falan, geçen. Şu anda da yani bizi izleyen offroadçı arkadaşım var. Federasyon As Başkanı arkadaşım şu anda burada değil, yukarıda bizi izliyordur. O işleri çok iyi bilen bir arkadaşım. Hani bu güç mesela kalkış hızı ilk kalktığında yaptığımızı yoksa normal standart bir arabayla. Orada aslında kriter arabanın gücünden çok sizin arabaya süper bir şekilde hakim olup ön lastik ve arka lastiğe kesinlikle dokunmadan o aradan ip gibi geçebilmeniz. Tır ne giderken. Kadar süratle peki tır geçiyor tır o arada? Tır 50 km ile giderken siz de aynı hızla gidip kilometre? 50 km ile gidiyorsunuz. 50 km süratle giderken siz altından çaprazdan arabayla geçiyorsunuz. Evet. Başardın mı bunu? Başardım. Bunda da birinci olmuştum. Zaten birinci olduğuna göre başardın da. Bunda peki böyle korkan arkadaşlarımız olmadı mı acaba? Oldu. Kesinlikle. Yani bırakan oldum ben hüngür yapamam ağlayan diye. Veya ben bunu yapamıyorum diyen, kesinlikle yapamayacağım diyen bir sürü arkadaş oldu. Bunlar oldu. Peki oradan sonra geçtim tırın aldı. Ondan sonra hangi parkurlar var? En son final bölümünde de ondan önce de şey vardı. Onu unuttum başkanım. Şey vardı. Helikopterle gidiyorsunuz. Helikopterle giderken havuza mı atlıyordunuz? Siz göldesiniz. Göle yaklaşıyor. Orada fileye tırmanıyorsunuz. Gölün üzerinde dolaşırken helikopter gölün üzerine bir hedef koyulmuş. Böyle 12'den vurulacak gibi. Bizim hedeflerimiz gibi. Giderken helikopterden siz tam kendinizi ve zamanlamanızı ayarlayıp o hedefe tam ortaya atlamanız gerekiyor. Tabii helikopterden yaklaşık bir 30 metre yükseklikten atlıyorsunuz. Bu da kolay bir şey değil. Ama bana basit geliyor. Yani siz bir komando yani olarak. Yani komando olarak bana basit geliyor. Ama şimdi ne oldu? Yani ben yaşımı da zaten sağlam. 50 yaşında, 57 yaşında geçen dedim çatıda bir şey var. Çıktım anteni düzelteyim. Bir baktım sanki ayağım kayıyor gibi. Yani özelliğimi kaybetmişim demek ki. O zaman olabilir. Diyordum nasıl iniyordum. Ama bu biraz da zihinsel olarak. Yani kafada. Kesinlikle. Bunu dediğiniz gibi. Kesinlikle. Orada en son o muydu o? Yok. En sonda da şey vardı başkanım. Arabayla yine karşıya çok büyük 2 metre boyunda labutlar. Hani bu bowling topunu atarız deviririz. Devirdiğimiz labutlar vardır ya. O labutları karşıya koymuşlar. Ve bir rampa vardı. Neyi dediniz onu pardon? Labut. Labut neydi? Labut bowling attığımızda devirdiğimiz plastik şeyler var ya. Bowling topunu atarız. Evet. Ondan sonra karşıda devrilir onlar böyle üçgen şeklinde. Yok ben bowlingçiyim de yani bazı bilmeyenler için açıyor. Hani bazen bilmemiş ki yapıyoruz ya. Ben iyi bir bowlingçiyim de zaten. Hani bazı arkadaşım sonra sormasın diye soruyorum sana. Onların 2 metre boyunda olanlarını düşünün. Bowling topu da siz oluyorsunuz. Arabayla gidip bir rampaya çıkıp daha doğrusu hızlanıp arabayı rampanın bir tarafına sadece veriyorsunuz. Bu sayede araba hem yükseliyor hem takla atıyor. Siz de bu şekilde takla atarak o labutlardan en fazla kaç tane devireceksiniz? Kaç tane devireceksiniz? Takla atarak yani. Bayağı zor bir şey yani şu anda yani bayağı bir zor bir şey. Bu en son o muydu? Evet, final bölümü peki, buydu. Peki Arjantin'de miydi bu? Evet, Arjantin başkenti Buenos Aires'ti. Türk organizasyonuydu herhalde. Evet. Tamam, isim kullanmıyor. Evet. Türk organizasyonu ve birinci oldu. Evet, bunda birinci oldu. Ödül ne peki? Şimdi Kadir abinin dediği gibi ne aldın? 50 bin liraydı. Bak şimdi yenge de burada. Canlı yayında söyleyeyim. Şu anda yenge de karşısında gizliyorsa yenge de burada duymuş olacak. Şu anda bizi seyrediyor. Ne kadar 50 bin TL ödül aldınız. Evet. Moral ödülü büyük. Moral ödülü. Ayrıca. Moral ödülü. Evet kesinlikle. Aynı zamanda kupa alıp işte Türkiye'nin en korkusuz insanı olarak bir baş kalıyoruz. Öyle mi oluyor Türkiye'nin? Öyle takdim ediyorlar bizi. Evet.
madalya falan bir şey, evet, de vardır yani. Kupa gibi. Keşke getirseydin şurada madalya. Bilseydim soracağınızı. Ama sizinki, sizinle ilgili sayın eski başkanımız şurada da görüş söylemek istiyorum. Emin Esenkova. Emin Esenkova'nı tavsiye ettiğimiz bir kardeşimiz, Akın kardeşimiz bu konuda oldu, iyi olduğunu söyledi. Ve ileride bir projeler var. İnşallah yararlanacağım için onun için çağırdım arkadaşlar. Değişik bir şey yani, Türkiye'de böyle bir şey alması hakikaten Akın kardeşime teşekkür ederim. Ben bayağı tebrik yani ediyorum. Yani böyle gurur verici bir şey. Keşke yani inşallah anlamı bir dahaki programlarda böyle. Akın kardeşimi biraz siz böyle bir de, çünkü bazı sorularım da var size. Tamam başkanım. Kadir abi, evet, bir şey soruyorum. Evet, gelelim ben şu anda renkli, avcılar. Renkliste buldum ama gerek yok, görüldü. Ya abi o zaten çıkıyordu. Renkli tamam. Çıksa siyah be. Ama şunu sormak istiyorum abi. Ankara'da beraber bayağı biliyorsun 14 yıl ben de oradaydım. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Şu anda avcılarımız biliyorsun sanki her şeyi unuttu. Hı-hı. Her şeyi unuttu. Çekildi kulüplerimiz. Şu anda tek düşünceleri biliyorsunuz Pro Hunt, av sporları ve avcılık uluslararası 6. fuarında İstanbul'da biliyor CNL'de devam. Bütün avcılar orada toplanıyor. Peki şunu söyleyeyim. Ama şu anda gözle kaçan da bir şey var. Sanki herkes pusuya yatmış böyle uykuda gibi bizim avcılar. Ama 3 Mayıs'ta Merkez Av Komisyonu var. Bunu size de soracağım Akın Bey. Ama ilk önce Kadir abi, bir büyüğümüz olarak, başkan olarak onu sorayım. Kadir abi, 9 bir temsilcimiz var. Biliyorsun zaten bunu. Peki, abi peki 9 temsilcimiz Ankara'da Merkez Av Komisyonu'nda, şunu biliyorum ama bunu bana kimse iddiamıyor, sen de biliyorsun. Ben şunu önerdim başkanımıza. Başkan, bak Merkez Av Komisyonu toplantısı. Ya Ersin Başkan, ya direkt söyleyelim. Zaten akşam beraberdik. Ersin Başkan, bu 9 temsilciyi topla. Bir yerde ortak karar alın. Merkez Av Komisyonu'nda bizde okuma şeyi yok ya. Hani bir deste şey gelir, karar gelir. Başta bir bakarız, okumayı pat diye geçer. Sen de onu imzalamış olursun. Şunu dedim. Ortak bir karar alın. Dikkat edin, birinizin gözünden kaçan bir şeyi öteki görsün. Az değil, 4 temsilcisi var. 9 tane. Pardon, 9 tane, özür dilerim. 9 tane. 9 temsilcinin gözünden kaçması imkansızdır. Zaten 1-0 biz geriden geliyoruz. Neyse 11'e 9. Peki şunu soruyorum ben de. Kadir abi, benim dedim doğru mu ver? Bir acizane benim fikrim. Buyurun. Eğer biz oradan istediğimizi, İstemiş olduğumuz kararlar çıkmasa kulüplere, bu 5. oldu ve kulüp başkanlarına sorayım, sana da federasyon başkanı olarak sorayım. İstediğimizi alamadığımız zaman biz oraya 9 demir şer mi düşeceğiz, toplu olarak terk mi edeceğiz ve kararı imzalayacak mısınız? Sen federasyon başkanı, siz olsaydınız ne yapardınız? Çok buyurun. Güzel bir soru zaten. Efendim bu bir şimdi sivil toplum örgütleriyle devlet kuruluşlarının ortaklaşa bir komisyon. MAK dediğimiz, hatta ilav komisyonlar da böyle. İlav komisyondan başlayacak olursak 11 üyenin maalesef 3 tanesi avcı temsilcisi olabiliyor. Yani 8 tanesi de devlet teşekküllerinden oluşmuş. Vali muavini gelir genelde, vali adına böyle bir komisyon. Zaten oraya gelen kararları Samsun'daki arkadaşlarımız direndiler, katılmadılar. Sonra katıldılar, şerh koydular. Bu karar, yani şimdi Samsun'dan bir örnek olduğu için oradan devam edelim. Veya buna benzeyen her zaman da olmuştur. Olmuştur. Şimdi MAK'taki olayda şöyle bir şey. Ben kendim çok iç içe olmama rağmen birçok toplantı öncesi, MAK'tan önceki yani bir gün önceki toplantıya hem yemekli sponsor hem böyle katılımcılara moral için gittiğimde gördüğüm şu oluyor. Devletin çoğunlukta olduğu bir yerde bunun kabulünün mümkün değil. Tamam. Belki de katılınmayacak. Katılınstan sonra yine top yapılmak zorundadır bu. Şerh koyacaksınız. Bunun aslında fiiliyatta hiçbir yaptırımı olmuyor. Bir defa işin gereği siyasi irade, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin aldırttığı bir karar.
o Samsun'da da geçmiş 2016'da da 2017'de. Sonuç itibariyle bu MAK kararı demokratik değil. Tek demokratik olan karar her bölgedeki 9 bölgedeki MAK temsil seçimidir. O da maalesef Trabzon'da çok sabote edilmek istendi. Raporlar okundu, okunmadı, şu bu gibi şeylerle inanılmaz bir şey çıktı. Yani skandal demeyeyim de, yazık olur, bu laf belki daha hafif, ağır olur. Böyle bir ortam yaşandı. Şimdi biz bunun dışında, hadi burayı bırakalım, daha önce de birçok şeylerle karşılaştık ve gördük ki devlet kendi içinde bir takım politikasını yavaş da olsa kabul ettiriyor. Bu bir demokratik seçim. Şimdi MAK'ta ne oluyor? İşte 3 keklik fazla vurulacak. Çarşamba günü de av yapılsın mı? Yapılsın. Yok, 7 gün av yapıldı mesela. Geçen seneler bütün avlaklarda tüfek patladı. Bütün av düzeni bozuldu. Bana göre yine de alınabilir 7 gün. Ve çok da ilgilendiğim bir karar değil. Ama şu bir gerçek ki avcının tam bilinçli biçimde bu kararlarda söz sahibi olup ve kendi içinde de birlik ve beraberliği temsil edip, yani şimdi tamam burada yarın yine MAK temsilcileri gelecek. İşte Karadeniz'den Türk ve Yaban TV, yani meslektaşınız diyelim, saygı duyduğumuz bir kanal, orada konuşacaklar. Daha sonra da Ankara'da bir gün öncesi toplanacak. Maalesef devletin çoğunlukta olduğu bir yerde, yani daha ötesinde, ya o Büyükşehir Belediyesi Çağatay Kılıç, bak Sayın Bakan Çağatay Kılıç'a diyor ki sen bu işte olma kardeşim, ben buraya yapacağım, karşı durmayın diyebiliyor şimdi. Nasıl engelleyeceğiz ya? Tamam, MAK'ta gelmiş kararı şerh koysan da ne olacak? 11 oyla atıyorum. Şey olacak, çok zor bir durum. Ama bir ki Kadir abi şunu söyleyeyim, özür dilerim. Altından kalkılması zor bir durum. Şunu söylemek istiyorum ben sana. Şimdi bir büyük olarak siz orada temsilci, bölge temsilcisi olsaydınız, hı hı, ben şimdi şahsen ben biliyorsun tabii ki çok kabul etmeyeceğiz. Ya etmeyecek, benim kardeşim temsilcim kabul etmeyecek, mümkün mü? Yani demek böyle istiyorsun bir şey olamaz ki. Ben ya şerhtedim ya kalkar dokumuz birden gitmeyi tavsiye ederim, doğru mu? Gitseniz bile şimdi bak Samsun'da gidildi, yapıldı, sonra bir daha toplanmak durumunda kalındı, şerh konuldu. Burada da gitseniz tabii ki bunu, ben bundan Adana konuşmada yetkim de yok. Yok abi, federasyon olarak tavsiyemiz şudur. Tavsiye. En büyük direnci gösterip mümkün olduğunca şerh koymak, gerekirse de şerhden çekilmek. O da olabilir. Ve Türkiye'de de ilk bir ilk yaşanır yani. Burada zaten herkesin burada şeyi ötüyor. Ne derler? Devletin borusu ötüyor diyelim. Yani biz sivil toplum örgütü olarak, avcı olarak nasıl yapılacağını, nasıl şey diyeceğini karar veremiyorsak, devlete astığım astık, kestiğim kestik politikası gidiyor. Ne anlamda bu? Maalesef ya görüyoruz işte. İyi olanı yapalım, güzel olanı yapalım, haklı olanı yapalım, ekonomik ve ticari olanı yapalım, doğayı koruyalım, doğanın zaten devamını sağlayamazsak al zaten biter. Önce onu koruyalım, zaten koruyoruz. Yapmamız gereken bu. Çıkabiliriz, onu da arkadaşlarımızla yani söz konusudur, yapılabilir. Kadir abi, şunu söyleyeyim bir büyük olarak. Biz niye bir araya gelemiyoruz bu çekişmene? Böyle gelemediğimiz zaman, dur müsaade et buyur. Gelemediğimiz zaman biz nasıl başaracağız? Bir artı olmadığımız zaman biz başaramayız diyorum. Bak, ha, o burada kanalda o. Ya biz zaten birbirini çekiştirmekten böyle giderse federasyonlar birbirine gidecek, konfederasyon diye bir şey kalmaz. Ben diyorum toplanın bir araya, ya bir ortak karar alın. Ne kadar güzel konuşuyorsun Cengizciğim, kardeşim. Bütün avcıların katıldığı bir şeyden bir arkadaşımız aday oluyor ve çoğunlukla 5'e 3 kazanıyor. Vay efendim, benim federasyon ve şahsım hakkında ilk defa bir bombardıman yayını karşılaşıyor. Ta nereden bu? Okuyamıyorum. Abi seçilmiş bir insana ne yapıyor? Abi yani? Diyorlar ben gitseydim diyor daha savunacaktım, sen gidiyorsun savunamazsın. Ne bu alaka? İş, evet, seçilmiş bir aday, insan. Adam söylüyor bunu, isim bakın, vermeyeceğim. Evet, bunun 10 tane şahidi var. Bak şimdi ben seçilemedim, ben gitseydim bunu kazanacaktım. Bu davayı hallettim, sen gittin günahı senin diyor. Gideceksiniz. Bu, evet. Abi bu, şimdi. 10 tane şahidi var, bu yalan mı? Yok doğru Kadir abi, şunu söylüyorum. Ben ne diyeyim ben şimdi yani? Bu temsilciler. Bölge temsilciler, bölgeler, bunlar her bölgesinden sorumlu olan bir şey. Ama tüm ben şunu sorumlu bekliyorum. Bak şunu sorumlu.
Çünkü ben şuna karar verdim. Ya kızsınlar kızmasınlar. Ben çünkü... Ya sen de Karadeniz olayın içindesin yani ya. Yani ben bir Karadenizli olarak... Bu masada sen değilsin. Sen federasyon başkanını unutamazsın. Emek verdin. Kim kurdu bu federasyonları ya? Evet, sen kurdun ya. Bile sağ ol. Allah razı olsun. Hayır. Estağfurullah. Yediyor abi, hakkında verelim ya. Yani. Sağ ol Kadir abi. Şunu diyorum, anladım. Bu arada şöyle yapalım. Akın kardeşime sorayım. Akın kardeşim, siz avcısınız zaten. Evet. Biliyorum avcı oldu. Aldığım bilgilere göre yanlışsam düzelt. Fear faktörden sonra bu konuya geçelim. Avcısınız. Siz aynı Kadir abiye sorduğum, başkanıma sorduğum gibi siz Ankara'da Merkez Av Komisyonu'nda olsaydınız bu avdis kotalı sistem, avdis zaten biliyorsunuz bir kanun maddesi değildir. Evet. Kanun maddesi olmadığında duyumlarımıza göre iddia da etmiyorum ama öyledir de. Ben hiçbir şey çıkacağına da inanmıyorum. İster kızsın ister kızmasın. Ama ben 9 temsilinin dikkatli olmasını istiyorum. Bunu doğru araya sıkıştırabilirler. Bak sıkıştırabilir, kanun maddesini de çevirebilirler. Siz olsaydınız orada temsilci olarak Marmara bölgesini istediğinizi alamasaydınız ne yapardınız? İmzalar mıydı? Kesinlikle imzalamazdık. Bak, sebep? Zaten hani federasyon başkanımın da söylediği gibi karşınızda devlet var. Siz orada onu kabul ettiremediğiniz sürece imza, siz orada avcıları temsil eden oradasınız. Avcıların istediğini alamadıktan sonra kabul etmenizin ne anlamı var? Sizin orada o zaman oturmanızın bir anlamı yok. Yani diyorsun ki ben vebalini de ben onu diyorum sırtıma alamam diyorsun. Kesinlikle. Ya bu doğru bir kendi şey. Kendi kişisel çıkarlarınızdan daha çok avcıları temsil eden orada yer aldığınız için bunları düşünerek hareket etmeli. Bu sebepten dolayı da biz olsaydık kabul etmezdik ve imzalamazdık. Zaten biliyorum Trakya bölümü zaten buna tamamen karşı. Geçen de zaten Trakya'nın gülü dediğim Zafer Başkan'a da buradan selamlarımı iletiyorum. Tamamen ama görünürde bu formatta. Kadir abi de biliyor bir büyüğüm olarak. %80 karşıyız. Ha karşı olmayan da var biliyor musun? Bunları ben çıkarmak yok diye ben diyemem diye vebalini alamam. Ben diye memnunum diye avbisten. Nedir bu? Demek ki bir araya biz gelemiyoruz. Evet. Benim tek sıkıntım bana kızıyorlar bazen. Yahu diyorum federasyonlar niye birbirine zıt gidiyor? Ben Karadeniz'de Trabzonluyum. Ben Trabzonluyum Karadeniz'de. Ben gurur duyuyorum yani. Ben diyorum hani bugün dün Ordu'da bir federasyon varken bakın şimdi bak tezata bakın. Ben Kadir abiyle beni kendimden öneriyorum. Kişi söylemiyor. Kadir abiyle anlaşamıyorum kalkıyorum ben bir federasyonda buraya. Bir daha ya, bir daha sonra bir daha. Evet sonra bir daha. Bu nereye kadar böyle? Tezat kurulsun zaten bunu kurulsun. Ankara biliyor. Kurulsun. Diyor ki başka. Ankara şunu söylüyor. Ankara'nın beğendiğim tarafı da var. Kim kızarsa kızsın. Ben dobra dobra söylüyorum. Ankara ya kardeşim zaten siz federasyon olarak birbirinize tezatsınız. Bir araya gelmiyorsunuz. Siz gidiyorsunuz konfederasyon olarak. Aynen böyle diyorlar bana. Ersin Başkan da bunu biliyor da söyleyeyim. Yani ben bazı şeyleri açıklamıyorum ama yere geldim mi açıklarım ben bunu. Kimse benden öyle kako Kadir abin dediği gibi biliyor benim ne olduğunu. Şimdi oradaki şu vardır burada. Federasyonlar yahu kardeşim gün geçtikçe fazlalaşsa ne olacak? Birbirimize tezat düşüyor. Konfederasyon bir yetki alıyor gidiyor milli parklarla randevu alıyor konuşuyor. Senin üye olan federasyon gidiyor milli parkta ekstradan bir randevu talep ediyor. Ya sen tüzük okumuyor musun kardeşim? Tüzük de aynı bu bizim ilk kurulan Marmara Federasyonu'nun tüzüğüdür. Konfederasyon federasyonun izni olmadan ne kulüp gidip orada beyan verebilir açıklama onun teyitini almak zorundadır. Ben şimdi konfederasyon başkanı oluyorum. Federasyon Kadir abi bana sormadan biz gidiyoruz toplanıyoruz milli parklardan. Ben çıkıyorum Kadir abi diyor ki ya niye gittin diyorsun milli parklara bir karar aldık. Ben federasyon adına gittim. Ya nasıl gidiyorsun Kadir abi sen federasyona konfederasyona üyesin sen. Bir karar aldık hep beraber sen kendi adına gidiyorsun. Anlaşılmaz. Anlaşılır. Yok seni demiyor. Örnek şimdi, veriyorum. Abi biraz Kadir onu abi zaten... yok onu düzelteyim. Ya. Kadir abi örnek verdim. Yani ya. Bunlar olduğu müddetçe arkadaşlar. Kesinlikle biz değil mi Kadir katılırız. Abi bir yere gelemeyiz. Çatlaklar var. Ya bir şey ilave edeyim mi? Kusura bakmayın. Buyur buyur Kadir ya abi. Şimdi bizim bu işte yani şey içinde federasyon üye olmayan federasyonumuzun arkasında
ve koruyucusu olmuştur konfederasyon başkanımız. O federasyonumuz saygı duyuyorum fakat bizim federasyon olmadığı halde arkasında durmuştur. Facebook'taki yazılarını da biliyorum ve bizi desteklemediği gibi kenara itmiştir. Bir olaydır bu. Çok ve bana ihtar vermiştir. Değerlerini alkışlamıştır. Şimdi bakmayın. Şöyle mi? Ben hiçbir zaman Face'ten yazmam. Face bir keyif işidir. Bir güzellik iştir. Bir bok atmak için birine affedersin, bok affedersiniz kusura bakmayın. Kötülemek için, yermek için, hakkımda 3,5 sayfa bütün şeylerimi dökmek içindir. Şah değil, padişah değil gibi laflar. Ben bölgemde şahım kardeşim. En güzel federasyonumu kurmuşum. En güzel ticareti yapmışım. İlk 500'de firmam olmuş, bilmem ne olmuş. Bunları ben söylemiyorum. 30 sene dernek yönetmişim ya. Daha ne yapayım ben ya? Ya doğru Kadir abi. Buna saygı duyuyorum. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim. Dumlu Pınar Federasyon Başkanımız Süleyman arkadaşım yazmış. Ekranda hakkımda vermiş. Vermişsin lafa abi diyor. Bak kardeşim. Yok cevap Süleyman vermek istiyorsan. Kardeşim seni severim biliyorsun. Beraber geldik, avlandık. Ama şunu da inkar etme. En azından son saate göre sen aradın beni. Bak bunu ısrarla söylüyorum. Ben ne konfederasyondan birini davet ettim burada, ne konfederasyondan birini davet ettim burada, ne federasyondan birini davet ettim. Aradıkları zaman bak elimden geldiği kadar federasyonlara benim kadar destekleyen, zaten içinde olduğum ve medyada yayınlayan, benden başka bu kadar yayınlanan kimse olmadığını biliyorsun kendinde. Ama son anda böyle vazgeçmen beni zor durumda bıraktın. Kusura bakma yani, eleştirmek de hakkımdır. Sayın kardeşim bunu iyi düşün. Abi vakit bir anda gitti. Son cümlelerinizi alalım. Biliyorsun daha çok evet. Tartışılacak şey vardı. Biterim. Hemen Akın kardeşimle son cümlelerinizi alalım. Bak bir anda geçti gitti. Tamam başkanım. Zaman evet. Son cümlelerinizi alalım. Daha anlatacak çok şey vardı ya ama. Ya çok inşallah gibi. Başka evet, bir programda. Çünkü Kadir alalım. Başkanım yani çok önemli bir proje, Delta projesi evet. Var. Onu bilhassa öne çıkarmak üzere ilk çok medyada. Çok acil bir konu bu yani. Acil bir durum. İlk medyada yayınlanacak olan biz Av TV ailesi olarak Cengiz Başkan'la gündem ilk yayınlanan bir program. Doğru mu Kadir abi? Ben buraya çıkacağımı da bilmiyordum. Bak şimdi ya, sağ ol. Evet hiç bilmiyordum. Saat 4:30-5'e kadar hiç bilmiyordum. Bu şeyi de şey için hazırladım. Standımı hazırladık. Bugün sabahleyin buraya geldik. Bu konuda da duyarlılık gösterip güncel konulara parmak bastığınız için teşekkür ediyoruz. Bu yayıncılık da anında ve çabuk olduğu için de kutluyoruz sizi. İnşallah bu dönem güzel kararlar çıkarmaktan böyle saçma sapan şeylerde kaldırırlar. Biz de seviniriz. Şu güzel fuardan sonra 3 Mayıs'ta da başarılı olacağını ümit ediyoruz. Ümit kesilmez. Demokrasilerde de çare tükenmez. Diye düşünüyorum. Kadir Engin abimiz, büyüğümüz. Çok teşekkür ederim Kadir abi. Ordu Federasyon Başkanımız ve Karadeniz Federasyonu da sen Ordu'ya. Ben ya Ordu diyelim de hep abi. İlk temsilcisi bu. Yok. İlk temsilcisi sen olduğun için. Bana onu kimse anlatmasın. Abi, ben biliyorum. Orada ben onu biliyorum. Sen bir büyüğün olarak. Allah razı tamam. Olsun. Öteki arkadaşımıza da saygı duyuyorum. O ayrı tabii. Bir konu. Ama ben Ordu derim. Trabzon derim. Federasyon başkanı abimiz en çok çalıştığım kişidir. Gazeteci neyse odur kardeşim. Yok abi ben biliyorsun en çok sizinle çalıştım Ankara'da. Sen beni de biliyorsun yani en çalışan. Ve bu arada Akın arkadaşım son cümlelerinizi alalım. Ben de önümüzdeki MAK'ta insanların kendi çıkarlarının ön planda olmadığı, avcıların birlik halinde kendi çıkarlarını savunarak tüm konfederasyon ve federasyonların bir araya gelerek avcının ve doğanın değine kararlar alınmasını talep ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli avcı büyüklerimin yanında genç bir kardeşiniz olarak bana yer verdiğiniz için Av TV ve başkanım sizin ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum size. Akın Özcan, Edirne Kırkpınar Avcılar Dernek temsilcisi. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada Emine Senkova. Çünkü en yakın arkadaşım Evanter'de de bir numaradır. Diyecekle ne var hep de. Ama doğrusu gerçeği söylüyorum ben bu arada. Bir bunu okumamda müsaade et. Son kapanışı. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sorun Kadir Bey'e.
MAK kararları için gelecek yıl için herhangi bir girişimde bulunan federasyon ve konfederasyon var mı? Eğer yoksa herhangi bir MAK düzen değişikliği için o halde bu mevcut yönetimler biraz gözlerini açsınlar ve çalışsınlar. Saygılar, sevgiler Kadir abime diyor. Kim? Emin Esen Kova. Evet, Emin Esen Kova deyince ben tabii biliyorsun doğayanlar yıllar önce Marmara Avcılık Platformu'ndan dolayı tanıştığımız Dinston otellerde falan toplantı yaptığımız bir isim olarak yani doğayanın ötesi saygılar sunuyorum. Tabii ki bu konu 3 Mayıs'taki MAK öncesi tüm arkadaşlarımızın, belki ben de katılmaya çalışacağım belki toplantıya, değerlendireceği bir konudur. Büyük mücadele olacak. Muhtemelen ilk büyükler yaşanacak diye düşünüyorum. Hak doğrudan yana, hakkıdan yana olacağını düşünüyorum. Ve bürokratlarımızı da kınamıyorum. Ama onların da artık bazı şeyleri görmesinin gerektiğini de altını çizmek zorundayım. Çok üç beraber ederim. Olacak yani. Evet, çok teşekkür ederim, evet. Kadir abi. Sağ ol. Bu arada Av TV ailesi olarak ProHunt 6. Uluslararası Av Silah Fuarı canlı yayınımız yarından itibaren devamlı 2 gün olarak devam edecektir arkadaşlar. Bu arada Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın burada sona eriyor. Haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Avcı dostu Yekpa Mühendislik Cengiz Başkan'la gündemi sundu.